Şöyle burada tekrar Malcolm Gladwell'e geri dönersem aslında şeyi Malcolm Gladwell ve Annette Bouton'u o pozitivist ya da işte her şey maddi bakan taraf çok kötümserlikle suçluyor. Ben de burada şuna takıldım ya, kötümserlik bu kadar kötü bir şey değildir. Yani hatta yani şundan dolayı söylüyorum. Çünkü kötümser olduğun zaman tamam tabii ki de biraz negatif düşünürsün, belki motivasyonu azaltır ama aslında bir şeyin problemli olduğunu, belki de olduğundan daha fazla bu arada görürsün ama bu bir handikap. Ama bir şeyin problemli olduğunu kabul etmek ve dolayısıyla ona göre de çözüm üretmekle ilgili bir potansiyel açılmış olur. Ha o gördüğün kötülük mesela 3 kötüyse ve sen onu kötümserliğinden dolayı 7 görüyorsan seni ne yönde kamçılar? O çok kişiden kişiye göre değişen bir şey ama en azından problemin kabulü dolayısıyla bir çözüm üretmek var. Ki çok klişe olsa da gene aynısını söyleyeceğim. Sonuçta hayatta problemi olan bir şeyi kötü gören insan değildir kendini geliştiren insan. Zaten her şeyin süper olduğunu düşünen, hayattan çok memnun olan insan çözüm için de bir şey düşünmez çünkü çözecek bir şey yoktur zaten. Ama kötü olduğunu düşünen bir insan kendi gücüne ve meşrebine göre bir şeyler yapmaya çalışır. Bu da ona benziyor. Yani kötümser olmak bu kadar kötü bir şey değil. Sen kötümser olursun aslında bunun bir uyarıcı bir fonksiyonu var. Yani nasıl çok iyimser olmak bir ütopya yaratmayacaksa kötümser olmak da korkunç bir şey yaratmaz. Hatta biraz distopyalara da geliyor bu. Yani distopyalar hep aslında nedeni uyarıcı olması, seni uyarması ve bir şeyi değiştirmek içindir. Yoksa illa öyle olacak diye yapılmaz. Dolayısıyla bu noktaya baktığımız zaman ben o eleştirinin, o kötümserlik eleştirisinin aslında çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani biraz garantici gitmenin hiçbir kötü yanı yok. Buna da bir iki tane şey ekleyeceğim. Sonra sana bırakacağım. Malcolm Gladwell'ın söylediği şey de bu. Ya şöyle bir husus var. Ben bunu biraz soy kumarı olarak görüyorum. Yani insan ırkının ırk kumarı. Yani her zaman şöyle diyorlar. Ya işte geçmiş geleceğin teminatıdır. Böyle bir bakış açısı var. Halbuki bana sorarsanız her olay kendi içine değerlendirilir. Bu kadar bağıntılı değil olaylar birbirleriyle. Tamam yani geçmişte de bir sürü ekolojik problem vardı. Teknolojinin getirdiği bir sürü sorun vardı. Buna istihdam problemlerini de söyleyebilirsiniz mesela. Ama biz bir şekilde bunu çözdük. E demek ki gelecekte de çözeriz. Ya tamam da ya çözmezsen? Sen neyin kumarını oynadığını farkında mısın? Sen soyun, ırkın hatta belki de koca bir habitatın dünyadan bahsediyorum. Yani sadece insan odaklı gitmeyelim. Yok olmasının kumarını oynuyorsun. Sen bugün... Tehdit çok daha büyük. Tehdit çok daha büyük. Ha, ona geleceğim. Yani Malcolm Gladwell şunu söylüyor. Tabii ki de bunları kullanıyoruz bu teknolojiyi ve çok da hayatımızı iyileştirdi ve harika olduğu bir sürü keşif yaptık ama aynı zamanda yaptığımız tahribat da çok büyüyor. Sadece ekolojik olarak değil, psikolojik olarak da. Bir de bir nokta daha var. Ona da bir alıntı okuyup sonra sana bırakacağım. Yani diyor ki eskiden senin bir risk ettiğin bir şey, yeni bir teknolojik gelişme, yani atıyorum Romalıların mancınığı bulması olsun. Şu an aklıma o geldi nedense. Yani ne kadar yıkıcıyken, yani ne kadar yıkıcı olabilir değil mi? Bugün atom bombalarından bahsediyoruz veya çok daha korkunç ne bileyim şey, gıda teröründen mesela bahsediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Komploculuğa girmeyeceğim. Ve bunun boyutu çok daha fazla. Yani bir şeyleri geliştirirken riskini de çok arttırdık. Tabii. Burada da Malcolm Gladwell'ın kısa bir hikayesi var. 1983'te olmuş gerçek bir şey anlatıyor. Onu okuyup sana bırakacağım. Olay Petrov hadisesi diye geçiyor. 26 Eylül 1983'te Amerika ile Sovyetler Birliği arasında ilişkiler en gergin noktasındaydı. Sovyetler Kore Hava Yolları'na ait 007 sefer sayılı uçağı daha yeni düşürmüştü. Uzun bir aradan sonra tekrar, belki de ilk kez bu kadar, savaşa yakındık. Amerika'da şahinler yükselmişti. Moskova'da Yuri Andropov, Amerika'dan gelecek bir nükleer saldırının eli kulağında olduğunu inanıyordu. O sırada o paranoyak ortamın zirve yaptığı günlerde Sovyet Hava Savunma Birliği'nden Yüzbaşı Stanislav Petrov bilgisayar ekrana baktı ve Sovyetler Birliği'ni havaya uçurabilecek kadar güçlü bir Amerikan nükleer saldırısının yaklaşmakta olduğuna dair bir rapor gördü. Protokolde ne yapması gerektiği kesin bir dille belirtilmişti. Amerika ilk saldırıyı başlatırsa tam güçle geri saldırı yapması gerekiyordu. Peki ne yaptı? Bunun bir bilgisayar arızası olduğunu düşündü ve düğmeye basmadı. Şu anda burada olmamızın onun kararsızlığına borçluyuz. Bu tehlike modern dünyaya özgüdür. Bireysel riskleri azaltırken varoluşsal riskleri arttırdık.